Evet. Şimdi gelelim modernleştir temamıza. Bu kapsamda ilk yeniliğimiz sekmeli görünümler. Şimdi eskiden her görünüme tek ana pencerede sol tarafta bulunan Project Browser içerisinden tıklayarak ulaşıyorduk. Artık sekmeli görünümler sayesinde her açılan görünüm ana pencerenin üst tarafına tek tek sıralanıyor. Böylece açtığımız görünümler daha kolay yönetilebiliyor ve düzenlenebiliyor. Şimdi bir görünümü yeniden konumlandırmak için o görünümün sekmesini sürüklememiz yeterli artık. Ayrıca görünümleri sürükleyerek çerçevenin dışına kaydırabiliyoruz. Uygulama çerçevesinde herhangi bir tarafını sabitleyebiliyoruz. Fakat işte sadece pencerenin dışına değil, ana pencere içerisinde de sekmeleri birkaç pencere bazında görmemiz mümkün. Bu durumda da View sekmesinden Tile View ikonuna tıklamanız yeterli yukarı taraftaki. Böylece çok daha eğlenceli ve çok daha istekli konum arayüzüne sahip olabiliyoruz aslında tek bir ana pencere üzerinden. Son olarak sekme satırında aşırı yoğunluk oldu diyelim. İşte tam bu noktada yine aynı şekilde View sekmesinden Close Inactive ikonuna tıklayarak halihazırda aktif olduğunuz pencere haricindeki tüm pencereleri bir anda kapatma imkanı veriyorsunuz. Diğer yeniliğimize bakarsak da bir önceki yeniliğin destekçisi niteliğinde. İşte günümüzde birçok mimar aslında dijital ortamda işlerini çoklu monitör kullanarak yapıyor. Peki neden? Şimdi ilk olarak multifonksiyonel çalışma koşulları da sahibiz ve aynı anda birçok işi tek bir koldan yönetmek oldukça da karmaşık ve zor bir durum yaratıyor. Mimarlar açısından bakacak olursak projenin okunabilirliğini daha geniş ekranda izlemek istiyoruz. Ayrıca projenin birkaç yönden görünümünü farklı pencerelerde aynı anda izleyerek proje üzerinde muhakeme yapmak istiyoruz. Bu noktada da aslında çoklu monitör desteği, çoklu monitör kullanmak bize oldukça hem eğlenceli hem de işlevsel bir kullanım alanı yaratıyor bize. Artık Revit de bunun için yeni versiyonunda çoklu monitör desteği sağlıyor aslında. İstenilen proje görünümü Revit uygulama penceresinden kullanıcının diğer penceresine kolayca sürüklenebiliyor. Ve böylece pencere ve iş akışlarımızı desteklemek için gerektiğinde pencereleri de iş akışımızı desteklemek için gerektiğinde başka bir monitöre taşıyabiliyoruz. Siz de bu geniş tasarım alanı sayesinde daha kapsamlı bir şekilde projeler üzerinde odaklanabiliyorsunuz aslında. Devam edecek olursam, işte fonksiyonel anlamda arayüzünde bize modelleme sürecinde yardım olduğu bir diğer yenilik 3 boyutlu görünümde artık kodlara erişiyor olabilmemiz aslında. Bu daha böyle işlevsel bir yenilik ve bence gelmesi gereken bir şeydi. Şimdi eskiden olsa kodları revize etme durumumuz yalnızca kesit ve görünüşte yapabildiğimiz müdahalelerden ibaretti. Şimdi ise modelleme sürecimizi ilerletirken sadece 3 boyutlu ortamda kalarak kodlar üzerinde yapabildiğimiz seviye ve isim gibi parametreleri değiştirme, işte kenarlardaki tutamaçların uzantılarını boyutlandırması gibi tüm modifikasyonları gerçekleştirebiliyoruz. Açıkçası yani bu güncelleme dediğim gibi gelmesi gerektiği. Çünkü modelleme sürecinde tasarıma devam ediyoruz. Modelleme sürecinde tasarıma devam ederken sürekli 3 boyutlu görünüm üzerinden devam ediyoruz. Ya biz birazcık buna alıştık açıkçası 3 boyutta çalışmaya ki bu noktada 3 boyut dahilinde müdahale edebildiğimiz her şey bizim için bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıntılı olarak bu noktada bir konudan bahsetmek istiyorum. İşte mesela ilk Revit'in 2019 versiyonunu yüklediğinizde şöyle bir problemle karşılaşabilirsiniz. Yani evet 3 boyuta geçtim ama kodları göremiyorum. Bu noktada da aslında özellikler penceresinde sol taraftaki özellikler penceresinde Visibility Graphic Overrides iletişim kutusundan Annotation sekmesini seçerseniz bunların görünebilirliğini açıp kapama imkanınız var. Yani muhtemelen o tik aktif değildir. Ona önem gösterebilirsiniz. Eğer şu anda 2019 yükleyip bunları göremiyorum diyen katılımcılarınız varsa. Ya da yeniliğe gelirsem dijital ortamda daha gerçekçi görsel öğeler yaratabiliyoruz artık birlikte. Şimdi evet eskiden de program elbette yine çok fena sonuçlar almadığımız rendi performansına sahipti. Fakat Revit 2019'da gelen fiziksel tabanlı render motoru sayesinde malzemeler ışık yansımalarını çok daha doğru ifade ediyor. Ki yalnızca malzeme değil aslında. Gerçekçi görsel efektler sayesinde de render kalitesini yükseltti 2019. Bu arada yani render görünümünü çok rahat bir şekilde biliyorsunuz aşağıda görüntü özellikten realistik veya ray trace sistemini kullanarak görebiliyorsunuz ve işte bu herhangi bir şekilde eğer bir deneyimlemek isterseniz 2019'da hemen Ray Tracer
stilini açarak ne kadar, yani eski render kalitesiyle mahkeme yapabilirsiniz. Geçelim. Açıkçası bence en güzel yeniliklerinden birine geldik. Yani şey, en azından arayüz adına. Çünkü şöyle ki, eskiden kırpılmış bir perspektif görünümü içerisinde geziyorduk Revit'te. Ancak artık projelerimizi her açıdan rahatlıkla görebileceğimiz kocaman bir ekrana sahibiz. Çünkü kırpma modundan çıktığımız takdirde perspektif veya ortografik görünümde tam ekranlı çalışma alanına sahibiz. Bu görünümde işte bir kontrol bardaki crop view aracının sekmesini kaldırarak aktif etmemiz mümkün. Buna aynı şekilde yine özellikler penceresinde extend altında crop view'un aktif olup olmadığını kontrol ederek de bakabilirsiniz. Ayrıca yalnızca kırpma değil, yani kırpılmış görüntü mü istiyorum yoksa tam ekran görüntü mü istiyorum arasındaki geçiş değil. Ortografik ve perspektif görünüşler arasında da rahatlıkla geçişimiz mümkün. Yine aynı şekilde bu sefer Extend'in Extend'in altındaki kamera sekmesinin Project Mode barından çok rahat bir şekilde ortografik veya perspektif görünümde geçiş yapabiliyoruz. Son olarak modernleştir temamızda bahsedeceğim konu Scrapbox. Ya bu etapta şunu diyebilirim ki bu yenilikten çok bir iyileştirme olarak geldi. Çünkü zaten 2016 versiyondan beri de Revit'te karşımıza çıkıyor bu araç ve oldukça da işlevsel bir araç. Peki kullanmayanlar için bu araç ne yapıyor? Kısa bir açıklamaya yer verecek olursam, işte bir Scrapbox projede aslında sınırlarını belirlediğiniz ya da bir bölüm için sınırlarını belirleyip o bölüme odaklanmak için aldığınız bir alanın çerçevesini çiziyor. Daha sonra da bu alan içinde tüm işte ön görünüş, arka görünüş, kesit vesaire tüm diğer çizimlerini aynı alan içinde görebiliyorsunuz eğer o Scrapbox'ı görünümü atarsanız. Yani böylece diyelim ki aslında elimizde oldukça büyük ölçekli bir projemiz var. Yani bu daha çok büyük ölçekli projelerin bölüm bölüm incelenmesi için kullanılıyor. Veya işte bölüm bölüm haftalarının alınması için kullanılıyor. İşte diyelim proje işte bölüm bölüm detaylandırıyoruz, inceliyoruz. Bu noktada o alanları bir Scrapbox çizip üstünde çalışacağımız bölümün Scrapbox'ını çıkarıyoruz. Daha sonra işte odaklandığımız alanı işte o anda diyelim şey almışız, dar almışız. İşte keşke biraz daha yanına, yan taraflarını da görebilsem diye biliyoruz. Aslında iyileştirme de tam olarak bu yönde karşımıza çıkıyor. Çünkü artık şöyle ki sizin görünümün Scrapbox aldığınız görünüm üzerinden o Scrapbox'ın sınırlarını çok rahat bir şekilde oynatabiliyorsunuz. Scrapbox'a atadığınız görünüm de otomatik olarak değişiyor. İyileştirme bu yönde. Ayrıca diyelim ki sadece bir tane Scrapbox değil, birçok Scrapbox atadınız. O noktada da yine Extend altında Scrapbox listesine ulaşabiliyorsunuz. İstediğiniz bir görünüm üzerine Scrapbox'ı bu alfabetik sıralanmış listeden atayabiliyorsunuz.